Merhaba sevgili 2. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden çok güzel problemler hazırladım. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin kullanıldığı karışık problemler var. İsterseniz siz ben anlatmadan önce videoyu durdurup kendiniz boş bir kağıda veya deftere cevapları yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümlerle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böyle daha faydalı olur. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Bir lokantada 16 masa vardır. Masalardan 9 tanesinde 4'er kişi, kalan masalarda 3'er kişi oturmaktadır. Bu lokantada kaç kişi oturmaktadır? Şimdi toplam masa sayısını biliyoruz. 16 masa. 9 tanesinde 4'er kişi oturuyormuş. Önce onları bir bulalım isterseniz. 4'er kişi oturduğuna göre ve 9 masada oturduklarına göre 9 ile 4'ü çarpma yaparız. Şimdi burada çarpım tablosunu eğer ezberlediyseniz 9 kere 4 hemen cevabı bulursunuz. Eğer ezberlemediyseniz 4'er 4'er saymanız gerekir 9 defa. Sayalım isterseniz 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Evet bakın 9 defa saydım ve 36 çıktı. Demek ki 9 kere 4 36. 4'er kişi oturanlar 36 kişi oldu. Şunu ayıralım şöyle. Şimdi geriye kalan masalar kaç tane onu bulmalıyız. 16 masa vardı ve 9 tanesinde 4'er kişi oturduğu için o 9'u çıkaralım. Evet 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktığında ne kalır? 7 kalır. Burada da 0 kalır. Demek ki 7 masada da 3'er kişi oturuyor. O zaman 7 defa 3 çarpma yapacağız yine. Her seferinde ben tek tek yazmayacağım. 7 kere 3 çarpım tablosunu hemen ezbere bildiğim için 7 kere 3 21 ediyor. 21 kişi de 3'er kişilik masalarda 3'er kişi olarak oturuyorlarmış. Evet bunu da yazalım. Ve 36 kişiyle 21 kişiyi toplarsam böylece lokantadaki insan sayısını bulacağım. 36 ile 21'i toplayalım. 6 1 daha 7 3 2 daha 5. Demek ki bu lokantada 57 kişi oturuyormuş. Eğer siz de cevabı böyle bulduysanız doğru yapmışsınızdır. İkinci sorumuza bakalım. Bir çiftçi bahçesine domates dikmek için 4 kasa domates fidesi getirdi. Her kasada 8 tane fide vardır. Fidelerin 19 tanesini dikti. Çiftçinin dikmediği kaç tane fide yazacaktım. Yanlış yazmışım. Fidan yazmışım. Evet. Kaç tane fide kalmıştır? Düzelttik. Şimdi 4 kasa domates fidesi getirmiş ve her kasada 8 tane fide varmış. O zaman 8 ile 4'ü ilk önce bir çarpalım ve fide sayısını, toplam fide sayısını bulalım. 8 defa 4. 8 tane 4 kaç eder? Hemen çarpım tablosunu hatırladım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Demek ki 32 tane domates fidesi getirmiş çiftçi ve bunların 19 tanesini dikmiş. O zaman 32'den 19'u çıkarırsak dikmediği kaç tane kaldığını buluruz zaten. 2'den 9 çıkmaz. Komşuya bir onluk aldık. Burası oldu 12. Burada kaldı 2. 12'den 9 çıktı. 3 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. Demek ki çiftçinin dikmediği 13 tane fidesi kalmış. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Üçüncü soru. Ece 8 yaşındadır. Babası Ece'den 27 yaş büyüktür. Dedesi de Ece'nin babasının yaşından 19 fazladır. Buna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır? Şimdi böyle kişilerin olduğu ve yaş sorulan problemlerde ben ilk önce şöyle yapıyorum. Herkesi önce bir yazıyorum. Mesela Ece var ve onun yaşını da söylemiş problem. 8 yaşındaymış. Tamam. Başka kim var? Babası var. Onu yazalım. Onu henüz bilmiyoruz. Birazdan bulacağız. Bir de dedesi var Ece'nin. Şimdi ipuçlarını değerlendirelim. Babası Ece'den 27 yaş büyükmüş. Ece'nin yaşını bildiğime göre 27 ile 8'i toplarım. 8 yaşındaydı çünkü Ece. Ve böylece babasını bulurum. 7, 8 daha topladığımız zaman 15 ediyor. 15'in 5'i elde var 1. Ve o elde olan 1'i verdiğim zaman 2, 1 daha 3 oldu. Babası 35 oldu Ece'nin. Tamam. Şimdi dedeyi bulacağız. Dede de babasının yaşından 19 fazlaydı. O zaman
35'ti babasınınki. 19'u toplayalım ve dedeyi bulalım. 5 9 daha veya 9 5 daha 14 ediyor. 14'ün 4'ü elde var 1. 3 bir elde 4 oldu. Bir de burada var 5. Dedesi de 54 yaşında oldu. Şimdi sorumuzun sonunda ne diyordu? Üçünün yaşlarının toplamı diyordu. O zaman büyükten küçüğe başlayalım. Dedeyi yazdık. Baba 35 ve Ece'yi de yazalım. Evet, 4 5 daha 9. 8 de burada var. 17 oldu. 17'nin 7'si elde var 1. 5 1 elde geldi 6. 3 de burada var 9. Demek ki üçünün yaşlarının toplamı 97 oldu. Sorumuzu bu şekilde çözdük. Dördüncü sorumuz. Dört katlı bir okul. Okulun iki defa yazmışım. Şöyle şunu silelim. Bazen böyle yazarken hata yapıyoruz. Kusura bakmayın. Dört katlı bir okulun her katında 8 derslik var. Bu dersliklerin 15 tanesi boyandığına göre boyanmayan derslik sayısı kaçtır diyor. Şimdi her katta 8'er derslik var ve 4 katlıymış bu. O zaman 8 ile 4'ü çarpma yapalım ve kaç tane derslik olduğunu bulalım okuldan. 8 defa 4. Az önce de çarpmıştık yine aynı sayıları. Ne çıkmıştı? 32 olmuştu. 8 kere 4 32 derslik varmış bu okulda. Ve bunların 15 tanesi boyanmış. Bize boyanmayanları soruyor. O zaman 32 derslikten boyanan derslik sayısını çıkarırsam geriye boyanmayanlar kalacak. 2'den 5 çıkmaz. Komşudan aldım. Buraya verdim. 12 oldu. Burada kaldı 2. 12'den 5 çıktı. Geri geri saydığım zaman 11, 10, 9, 8, 7. 2 kalmıştı. 2'den 1 çıktı. 1. Demek ki 17 tane boyanmayan derslik varmış. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Geldik 5. sorumuza. Yeşim kumbarasına her gün bir önceki günden 3 lira fazla para atıyor. Yeşim ilk gün kumbarasına 14 lira attığına göre 4. günün sonunda toplam kaç lira parası olmuştur? Şimdi Yeşim 4 gün boyunca 1. gün diyelim şöyle. 2. gün hep kumbarasına para atıyormuş. Evet 4. günde yazalım ve sırayla bunları şimdi kayıt edelim. 1. gün 14 lira atmış, onu biliyoruz. 2. gün bir de bir bilgi vardı, diyordu ki her gün bir önceki günden 3 lira fazla atıyor diyordu. 14 lira attığına göre 1. gün, 2. gün 3 lira fazla atmıştır. 14 ile 3'ü zihinden, aklımızdan toplayabiliriz. 15, 16, 17 ediyor. Demek ki 2. gün 17 lira atmış. Sonra yine 3 lira daha atıyor. 17 ile 3'ü topladığım zaman, yani 3 lira fazla atıyor demek istiyorum. 20 lira atmış oldu 3. gün. 4. günde yine 3 lira daha fazla attığına göre 23 lira atmış oluyor. Ve bunların ne diyordu? Toplam kaç lirası olmuştur diyordu. İsterseniz ayrı yok, gerek yok. Burada hepsini beraber toplayabiliriz. Bakalım kaç parası oldu. 4 ile 7'yi topladık 11. 0 topladık yine aynı 11. 3 daha 14 oldu. 14'ün 4'ü elde var 1. Verdim buraya 1. 1 daha 2. 1 daha 3. 2 daha 5. 2 daha 7. Demek ki 74 lira parası olmuş Yeşim'in 4. günün sonunda bu kadar para biriktirmiş. Cevabı kolay yoldan bulmuş olduk. 6. Ayşe teyze ineklerinden bugün 73 litre süt sağdı. Sütün 37 litresiyle peynir yaptı. Kalan sütü 4'er litrelik şişelere eşit olarak koymak istiyor. Kaç tane şişeye ihtiyacı var? Şimdi ineklerden 73 litre süt almış. Tamam, bunu biliyoruz. Ve 37 litresini kullanmış. Peynir yapmış. İlk önce biz bu 37'yi çıkaralım. Geriye kalanlar bakalım ne kadar, kaç litre kaldı. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 13. Burada kaldı 6. 13'ten 7 çıktı. Geri geri saydığımızda 6. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 3 çıktı. 3. Evet, 36 litre sütü kalmış Ayşe teyzenin. Sonra bunu ne yapacak? 4'er litrelik şişelere eşit olarak koyacak. Yani eşit olarak paylaştıracak. Paylaştırma demek bölme yapmamız lazım demektir. Yani 36'yı 4'e böleceğiz. Böylece kaç tane şişe lazım Ayşe teyzeye bulmuş olacağız. Şimdi 3'ü soruyorum. 3'te 4 bölebilir miyim? Bölemem. Çünkü 3 az geliyor. Eğer bölemiyorsam ikisini beraber bölmeye çalışmalıyım. Yani 36'yı 4'e soracağım. Kaç defa vardır? Yine burada çarpım tablosundan yararlanıp
4 ile hangi sayıyı çarptığımızda 36 olduğunu hatırlarsak, mesela 4 kere 9 36 ediyor ve buraya 9 geleceğini çarpım tablosundan biliyorum. Peki çarpım tablosunu ezbere bilmiyorsak ne yapıyorduk? O zaman 4'er derler 36'ya kadar sayacağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ve 36. Bakın kaç defa saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defa. Zaten 9 çıkmıştı. Evet, 9 kere 4 36 ediyor. Çıkarmayı da yapalım bölme işlemimizi bitirmek için. Demek ki Ayşe teyzenin 9 tane şişeye ihtiyacı varmış. Sütlerini eşit olarak paylaştırmak için 4'er litre olarak. Ve bu şekilde yaptık. 7. sorumuz. Tabakta 8 ceviz daha olsaydı 3 kardeşe 9'ar ceviz düşecekti. Şimdi 3 kardeşe 9'ar ceviz düştüğünde yani kaç ceviz oluyor? Onu bulmamız lazım önce. Yani 9 ile 3'ü ilk önce çarpalım bir. Bakalım kaç ceviz olacak hepsi. 3 kardeşe 9'ar ceviz. Yani şöyle düşünün. 9 ceviz, 9 ceviz ve 9 ceviz. 3'üne böyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Ya da çarpmayla da bulabilirsiniz. 9 tane 3 veya 3 tane 9 yine aynı hesap yapar. 9, 18, 27. Demek ki 27 ceviz oluyormuş. Şimdi 27 ceviz olacak ama 8 ceviz daha olsaydı diyor. Yani bir tabakta 8 ceviz daha olsaydı 27 ceviz olacakmış. Acaba şu anda tabakta kaç ceviz var? Bunu nasıl bulabiliriz? 27'den 8'i çıkarırız ve şu anda tabaktaki cevizleri buluruz. 27'den 8'i çıkaralım. 7'den 8 çıkmaz. Komşudan aldık, verdik 17. Burada kaldı 1. 17'den 8 çıktı 9. 1 aşağıya 19. Demek ki şu anda tabakta 19 ceviz varmış. Ve 8 ceviz daha olsaydı 27 olacaktı. Ve bu şekilde 27 olduğunda da 3 kardeşe 9'ar ceviz düşmüş olacaktı. Evet, bu şekilde yapmış olduk. Son sorumuzu da yapalım. Bir çiftlikte 7 inek vardır. İneklerden 2 fazla sayıda tavuk vardır. Tavuklardan 6 eksik sayıda at vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Evet, biraz zor bir soru. Yine söylenenleri bir yazalım. İnekler var. Evet, başka ne var? Tavuklar var. Ve atlar var. İnekleri biliyoruz. 7 inek var. Peki ineklerden 2 fazla tavuk varmış. 7 ile 2 fazla olduğuna göre 7 ile 2'yi aklımdan toplarsam ne çıkar? 7, 2 daha 9 tavuk olur. Tavuklardan 6 eksik sayıda at varmış. 9'dan da 6'yı çıkarırsam, onu zihinden değil de kenarda çıkarayım isterseniz. 9'dan 6 çıktığında 3 oluyor. 3 tane de at oldu. Şimdi bu çiftlikteki hayvanların ayaklarını bulacağız. Yani hayvanların sayılarını topla demiyor. Ayaklarını topla diyor. Şimdi ineklerde kaç ayak oluyor? 4 ayak. O zaman 7 inek ile 4 ayak çarpalım. İneklerin ayaklarını bulalım. 7 tane 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Evet. 28 ayak oldu ineklerde. Tavukların 2 ayağı oluyor. 9 ile 2'yi çarpalım o zaman. 9 tavuk vardı. 9 defa 2 saydığımızda 2, 4, 6 bu şekilde devam ederek saydığımızda 18 olur. Ya da çarpım tablosundan hatırlayabilirsiniz. Atlarda da 4 ayak var. O zaman 3 ile de 4'ü çarparım. 3 tane at vardı. 3 kere 4 12. Şimdi bütün hayvanların ayaklarını buldum ve bunları toplarım. İneklerin ayakları, tavuklarınki ve atların ayakları. 8, 8 daha 16, 2 daha 18. 18'in 8'i elde var 1. 2, 1 de elde 3, 4, 5. Demek ki bütün hayvanların ayaklarının sayısı 58 taneymiş. Bu şekilde soruyu çözmüş olduk. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zamanki gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar. Hoşça kalın.